O kadar çok şikayet saydık ki, o kadar çok belirti ve bulgu saydık ki. Peki epilepsi tanısı nasıl konulur Havva? Epilepsi tanısı konmak için öncelikle nöbetleri ya da bayılmayı gören kişilerin bize tarif etmesini istiyoruz. Hastalarda genelde bilinç kaybı geliştiği için o anda neler olduğunu bilemiyor. Epilepsi hastalarında nöbetten sonra da bir yani bir şaşkınlık dönemi olduğu için hastalar sonrasında da bize fazla bilgi veremiyor. Öncelikle nöbeti gören yanındaki arkadaşı ya da yakınının doktora gelerek ayrıntılı bir şekilde bize tarif etmesini istiyoruz. Ayrıntılı, onun dikkatini çekmeyen ayrıntıları biz ona soruyoruz ve onların cevaplarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Onun dışında hastamızı nörolojik muayene ile inceliyoruz. Herhangi bir nörolojik bulgusunun olup olmadığına bakıyoruz. Beyin incelemelerinde beyin MR'ı ve EEG ile yapıyoruz. Beyin MR'ında hastanın beyninde yapısal bir patoloji olup olmadığına bakıyoruz. Manyetik rezonans grafi olarak görüntüleme olarak isimlendirilen bu tetkik gebelerde de yapılabilen, radyasyon içermeyen bir tetkik. Yapısal olarak beyinde herhangi bir patoloji olup olmadığını gösteriyor bize.